Bu videoda stereo seçici ya da stereo selektif olan bir E1 tepkimesine bakacağız. İlk olarak mekanizmayı çizeceğiz. Ürünleri oluşturacağız ve daha sonra bunun neden stereo seçici bir tepkime olduğundan bahsedeceğiz. Sol tarafta alkolümüz bulunuyor. Alfa karbon, OH'a bağlı karbon ve beta karbonumuzsa hemen yanındaki karbon oluyor. Bu beta karbon iki tane beta protona sahip. Çünkü E1 mekanizmamızdan bildiğimiz gibi bir beta protonu kaybedeceğiz. Alfa karbonun solundaki bu karbon herhangi bir hidrojene sahip değil. Bu yüzden tek ele alacağımız karbon sağdaki bu karbon olacak. Burada gördüğümüz sülfürik asit güçlü bir asittir ve alkolümüzü protonlayacaktır. Şimdi buraya H artı çizip biraz zaman kazanayım. Ve oksijenin ortaklanmamış elektron çifti sülfürik asitten bir proton alıyor. Şimdi ne olduğunu bir çizmeye başlayalım. Önce benzen halkamı buraya çiziyorum. Elektronlarını da şuraya ekleyelim. Evet, buraya da karbon zincirimizi çizelim. Ve eğer o aşımızı protonluyorsak artık oksijenin iki tane hidrojenle bağ olur. Bu durumda oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalır ve bu da oksijene artı bir formal yük vermiş olur. Şimdi bu elektronları bir gösterelim. Burada morla işaretlediğim elektronlar sülfürik asitten bir proton alıp şu bağı oluşturmuş oldular. Ayrıca bu karbona bağlı bir hidrojen olduğunu da biliyoruz. Düzlemde bizden uzaklaşan hidrojeni çizelim. Tabi beta karbonumuza baktığımızda ona da iki tane beta proton bağlı olduğunu söylemiştik. Biri bize dönük şekilde olacak. O yüzden kama çiziyorum. Diğeri ise düzlemde bizden uzaklaşacak. Onu da çizgilerle belirtiyorum. Ve son olarak buraya da bir CH3'ü çiziyoruz. Evet, E1 mekanizmamızdaki bir sonraki adım ayrılan grubumuzun ayrılması olacak. Elimizde şimdi ayrılan grup olarak suyumuz var. Ve suyun iyi bir ayrılan grup olduğunu biliyoruz. Yani buradaki elektronlar oksijene kapanır ve böylece suyu kaybederiz. Tabii bu durumda bu karbondan da bir bağ almış oluyoruz. Böylece şimdi bir karbokatyon oluşturacağız. Aslında ekranı hızlıca kaydırıp biraz yer açmış olayım. Evet, şimdi buraya karbokatyonumuzu çizebiliriz. Burada benzen halkamız var. Elektronları da ekleyelim. Karbon zincirimizi de şöyle bir çizelim. Artık buradaki karbonun artı bir formal yükü olacak. Çünkü su ayrıldıktan sonra artı bir formal yüke sahip oldu. E1 mekanizmasında kararlı bir karbokatyona ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ve bu bir benzilik karbokatyon yani oldukça kararlı bir karbokatyon. Çünkü birkaç rezonans yapısı çizebiliriz. Tabii zaman kazanmak için hepsini çizmeyeceğiz ama size sadece bir fikir vermek için bu elektronları alıp buraya getirebilirim. Şimdi yanına çizmeye başlayalım. Bu elektronları dışarı çıkarınca artı bir formal yük elde ettik. Bu kırmızı karbondan bir bağ aldık ve böylece bu karbonun artık artı bir formal yükü olmuş oldu. Şuraya üzerine ekleyelim. Halkamızdaki diğer pi elektronlarını da ekleyelim. Tabi devam edebilir ve daha çok rezonans yapısı çizebilirsiniz. Örneğin bu elektronları buraya taşıyabilirsiniz. Ama bunu yapmayacağım. Sadece size bunun rezonansa kararlı olan bir benzilik karbokatyon olduğunu göstermek istedim. O zaman buraya geri dönüp bu tepkime için ürünlerimizi ortaya çıkarabiliriz. Ayrıca buradaki sigma bağı etrafında serbest dönüş olasılığını düşünmenizi istiyorum. Yani şurada bu sigma bağının etrafında serbest dönüş oluyor. Şimdi devam edip yan tarafa karbokatyonumuzu göstermenin bir yolunu çizelim. Bu benzen halkasına fenol grubu diyelim. Bunu simgelemesi için F yazıyorum. Bu bizim karbokatyonumuz olacak. Karbokatyon etrafındaki düzemsel geometriyi göstermemiz lazım. Şimdi buradaki morla işaretlediğim karbon, karbokatyonumuzdaki bir sp2 hibritleşmiş karbon. Yani burada hibritleşmemiş bir p orbitali bulunuyor. Şöyle çizelim. Bu karbonun ayrıca artı bir formal yükü var. Evet, burada ise bir karbonumuz daha olacak. Bu sigma bağının etrafında serbest dönüş var dedik. Buradaki oku da belirginleştirmek için kırmızıyla işaretleyeyim. Evet. Belirli bir konformasyon çizelim. Şimdi buraya p orbitaline paralel bir şekilde bir hidrojen ekliyoruz. Alta şuraya bir tane daha ekliyoruz ve şuraya da bir metil grubu koyuyoruz. Bu olası bir konformasyon. Şimdi bu konformasyonu nasıl elde ettiğimizi göstermek için bir video izleyeceğiz. Ve videoda Metil grubu kırmızı fenol grubu ise mor olacak. Sol tarafta karbokatyonumuz var. Gördüğünüz gibi, kürek şeklindeki yapıları P orbitayını belirtmek için koydum. Ve bu karbokatyonun etrafındaki geometri düzlemsel. Bağlara bakarak bunu görebilirsiniz. Fenol grubumuz mor renkteki bu tek bağ etrafında serbest dönüş olduğunu biliyoruz. Öyleyse az önce gördüğümüz konformasyonu elde etmek için döndürüyor. Bu durumda karbon ve hidrojen arasındaki bağ P orbitali ile paralel. Böylece bu P orbitaline bir miktar elektron yoğunluğu verilebilir. E1 mekanizmasında bir proton alıyoruz. O zaman buradaki bu protonu alıyorum. Onu buraya götürüyorum gibi düşünebilirsiniz. Tabi böyle olunca oluşan alkenleri görebiliyoruz. Bu trans alken ve metil grubumuzdaki çift bağın karşı tarafında büyük fenol grubu var. P orbiteline paralel başka bir karbon hidrojen bağı olan başka bir konformasyon daha var. Bu şekilde P orbiteline bir miktar elektron yoğunluğu verebiliriz. Bu protonu buraya götürürsem ürün için alken elde edeceğimizi görebiliyorsunuz. Bu durumda büyük fenol grubu ve metil grubu çift bağın aynı tarafında olacaktır. Videoda gördüğümüz gibi karbokatyonun P-orbiteri kopan karbon-hidrojen bağlarına paralel olarak hizalanır. Yani P-orbiterimiz bu yönde olacak ve karbon-hidrojen bağımız da buna paralel olacak. Böylece bu bağdaki elektron yoğunluğu orbitaline verilebilir. E1 mekanizmasından bildiğimiz gibi zayıf bir baz bu noktada ortaya çıkıp bu protonu alır. Öyleyse şimdi bu protonu alıyoruz. Mavi ile işaretlediğim elektronlarsa buraya gelip çift bağımızı oluşturacaklar. Ve böylece bu konformasyon bize trans ürünümüzü vermiş oluyor. Şimdi bu trans ürünü buraya bir çizelim. Burada fenol grubu, yanında çift bağlarımız ve devamında ise metil grubumuz yani CH3 var. Ve işte trans ürünümüz. Tabii farklı konformasyonların bize cis ürünü verdiğini biliyoruz. Şimdi diğer bir konformasyonu çizmeye çalışalım. Evet, fenol grubumuz burada. Ona bağlı karbonumuz burada. Düzlemde bizden uzaklaşan bir hidrojen var. Tabii karbokatyonun çevresinin düzlemsel olduğunu göstermeye çalışalım. P orbitalimiz de burada. Şu şekilde. Karbonumuzun artı bir formal yükü de var. Onu da buraya ekleyelim. Şimdi diğer hidrojenimizi hemen altına çiziyoruz. Tabii karbon-hidrojen bağı P orbitaline paralel durumda. Döndürdükten sonraki hali bu ve soldakinden farklı bir konformasyon. Metil grubumuz bu kez şu tarafta ve yine aynı şekilde P orbitaline verilebilecek bir elektron yoğunluğumuz var. Burada bazımız ortaya çıkıp bu protonu alıyor. Bu olunca elektronlar buraya gelir ve cis ürünümüzü elde ederiz. Şimdi cis ürünümüzü hemen yukarısına çizelim. Fenol grubumuz şurada. Hemen yanında çift bağımız. Aşağısında ise metil grubumuz CH3 var. Ve işte cis ürünümüz. Böylece ürünlerimizi ortaya çıkardık. Şimdi bu tepkimenin neden stereoseçici seçici olduğundan bahsedelim ürünümüz olarak iki stereoizomer oluşturduk. Biri trans izomer ki ürünümüzün %95'i bu. Diğeri ise cis izomer ve ürünümüzün %5'i de bu. Aşağıdaki iki konformasyona bakarak bunu açıklayabiliriz. Soldaki konformasyonda büyük fenol ve metil grubu birbirinden nispeten uzakta. Yani sterik engel az. Ancak sağdaki konformasyonda iki büyük grup birbirine oldukça yakın. Bu da bu konformasyonu kararsız hale getiriyor. İşte bu yüzden cis ürünlerinden çok fazla elde etmiyoruz. Trans ürünler az engel nedeniyle oluşuyor ve daha kararlı oluyorlar. İşte bu tepkimeye stereo seçici ya da stereo selektif deniyor. Kısacası trans ürün yani kararlı izomer oluşuyor.